oynatabiliyorlar siz yapmayın. Aa, bu benden 20 yaş büyüktü falan deyin, saygı gösterin. Bunları unutmayın. Lan sen mi oğlum sürpriz yaptın? Aferin oğlum, güzel. Güzel güzel. Ne yapacağız yardım? Aa, DYP. Hayır. Süleyman Yok, Demir. onunla alakası yok abi. DYP'yi anlatalım oğlum. DYP'nin Tansulu dönemi, Süleyman. Ya anlatmayalım mı? Yok abi, siyasete girmiyoruz. Siyaset. Ne yapıyoruz, ne anlatıyoruz? İşte kültürlü ülke kültürlü. Kültür. Kültürlüler anlatacağız. Güzel güzel, neşeli neşeli. Evet. Kültürse kültür. Gir bakayım oğlum, şöyle güzel ekme. Dükkanımızı açtık. Sana aferin oğlum, neşemizi bulmuşuz. Dükkanımızı açık. Hadi bakalım, vur güzelce ekmeğimizi, vuralım Bilgi valla. Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Bugünkü Bir konumuz... dakika oğlum, hoş geldiniz. Bilgilerin içinde batan gemiler. Bilgiyle nefes al. Kum çıkarır gibi bilgiler. Meşalelerce yanar yanar. Alevler Evet, içindeki. bugünkü konumuz Kore kültürü. Kore. Kore kültürü oğlum. Güney ile psikopat kuzeyle. Güney Kore. Güney mi? Evet, Güney O Kore. psikopat kuzey Kore. Güney Kore abi. Vur bakayım oğlum Evet. yardım. Vur bakayım. Kültürse kültür. Evet. Kore kültürü dünyadaki en eski kültürlerden bir tanesi değil mi? Özellikle Çin'den etkilendiği için yaklaşık 5000 yıllık bir kültür olduğu Orada düşünülüyor. çekikler dediğimiz, aklınıza kalsın diye ırkçılık falan ya şey yapmayın oğlum. Onların kendini birbirinin ayırt ettiği, bizim hayatta ayırt edin. Komik. Niyacım ne oluyor oğlum, biraz neşeli girelim Ama dedik, çocuklara ırkçılık güle eğlene anlatalım dedik oğlum. Ne yapalım, böyle açık öğretim yapar gibi mi? EPA TV miyiz oğlum biz? neymiş? EPA TV miyiz biz? Değiliz oğlum biz, böyle bir neşeyle harmanlayarak hem hayat gibi, bazen neşe bazen keder gibi anlat. Ne oğlum, sen dalgın Yok abi, görünüyorsun, bir ne şey oldu? yok, hafif bir uykusum, sadece bir Ne şey oldu, yok. neye uykusuzsun oğlum? Öğleden sonra olmuş falan, neye mi uykusuzsun? İşte biraz sabah erken kalktım falan filan, o yüzden biraz sabah. Aa, sabah insanı değil misin Nihat Efendi? Rutinlerin mi var Nihat? Ay sabah benim kafama... Oğlum oğlum, yalan! Ekmeğinin peşinde olan herkes... Affedersin, lafınıza mağruren sabah insanıdır. Ha, ben mesela oğlum... Dayı şov, duyu şov, sanatçı kalkış yapabilirim. Bir gibi ayılıp ay kahveti dayılamıyorum. Şunu yapmana. Ben olabilir öyle şeyler. Hemen neşeli sıvılarım falan, ama sen, burası ekmek dünyası oğlum. Ekmeğe düşen herkes sabah Evet. karanlıkta koşan kurtlar gibi rutinsizcesine ekmeğimizi vuracağız. Hadi bir kendine gel bakayım. Geleyim, Bir kendine. nasıl geleyim? Oğlum çay. Oğlum sadece ben değil. Nihat abinize de bir neşeli bir şeyler getirin oğlum. Hadi görem ya. Hoş geçmeyin oğlum Nihat abi. Adam bir çarpılıp vay. İşte şimdi keyfimiz geldi oğlum. Dur bir şu sesi duyalım mı? Bak sesi bile çarpan bir etki veriyor. Ver bakayım. Geldi mi oğlum? Bir neşe, bir Geldi. Evet. bir çarpan adamı kadar bu ses güzel. Evet, haydi görelim bakalım. Oğlum ben bir müsaadenle oğlum. Ağzım Estağfurullah. kurudu be. İlk şeyi seviyorum yani bir. Güzel, güzel, güzel. Oğlum, sadece neşe için hiç şey yapmaz, içmez dayın ha. Neşe ince tatlıları da peşin oğlum. Tadını sevmediği hiçbir şey ağzına sürmez ya, Değil öyle bir şey. mi? Oğlum bunda güzel bir kıvam var. Devam etmesen ben şey yapayım oğlum. Estağfurullah abi. Yara. Oğlum unuttun mu ya, çıkışta ayarladın mı, yeni bir yer keşfettin. Tamam, gideceğiz. Daha He. erken ya abi. Oğlum bunun olayı o işte. Ekstra bunu çat çat yapıp neşeli şekilde girin. Neşeyi neşe katlı gibi. Oğlum sen dayına güven. Tamam Dayının peki. bir olayı rutini var zaten oğlum ya. Oğlum zaten biliyorsun yani, içeride dünya kadar içiyoruz. İki tane önden çak çak. Hem o ekonomik olarak da çok tatlı bir şey oluyor. Ekonomik derken miktaren anlamında mı? Oğlum yok, hem yani neşeni etkin önceden bir kendine bir kıvam yapıyorsun, bir şey gibi öyle devam ediyorsun, Anladım. gayet güzel. Ya bir şey diyeceğim oğlum, ilk köpeğe doldurma. Nasıl İl yani? jandarma gibi çarşısında çıkmış gibi gitmeyelim oğlum Yok mekana. abi, sen ben çağın geldik işte. Tamam, bir de senin arkadaşın vardı. Kim?
O zaman mekandan önce de birer tane. Tabii oğlum. Tamam. Ekstra iki tane çakacak. O zaman bölümü çekin. Aa evet evet. Ekmek 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 dedik. Önce ekmek oğlum. Önce ekmek sonra Necmi'de bakacağız. Bunu o zaman indiriyorum aşağı. Aa aşağıda onun yeri var oğlum. Tamam abi. Ha bakayım dur. Ha. Onu şutluyorum. Evet. Haydi bakalım. Bilgileri. Ha onu geçtik değil mi? Geçtik abi Kore. Kore! Ne diyorduk? Bütün çekikler aynı. Hayır öyle demiyorduk. Çok eski bir kültür olduğunu aşağı yukarı 5000 yıla dayandığını söylüyorduk oğlum, değil mi? Eski olmayan kültür yok. Buradan övmeyelim. Eski kültür oğlum. Abi, Amerikan kültürü çok da eski değil. He Amerikalılar zaten her şey bir gevşek ya bir şey. Evet Kore eski kültür. Bununla Çin'iyle Japon'uyla farklılıkları var. Mesela dil farklılıkları var. Hepsi aynı değil oğlum. Şöyle şimdi çekik gözlerden hepsi sarı benim çekik göz. Ayırt edin. Mesela bizim Chubby Japon desem he Japon dersin. Ama değil ya Koreli ya Chubby. O kadar umurumda değil. Neyse. Şimdi mesela ama şuradan kaydedebilirim oğlum. Bu klasiktir oğlum ya. İşte Çinliler tencere düşer gibi konuşuyor. Çin çang teng dong fang fang. Efendime söyleyeyim Japonlar sert. Otur taksu. Na bari gelin siz bana şey. Gibi sert bir yerden. Mesela adam seni seviyorum diyor. Ne anda kırmış zato. Oğlum böyle seviyorsan falan gibi bir etki yaratıyor. Koreliler ise güzel boşlayıp sondan yaylanan bir dil sistemi. Nasıl Ural Altay falan var ya sondan yaylanan. Hani Kore mi na gibi anladın mı? Anlarsın oğlum mesela bakardın çekik göz geldi. Oğlum bu Çinli mi Japon mu ırkçılık yapmayayım. Yapmayalım değil mi? Konuşmayayım oğlum dedin. Makara totora dedim ha Japon. Ting ting tong ting chong ching. Nakari nya. Ağzı yamuldu muydu? Aa bu Koreli tamam. Evet. Kore efsanelerine göre Kore'yi Dungun isimli birisi milattan önce... Dungun değil Kim Kong olur. Yongun değil Il Yung olur. Onları çok akılda tutamazlar çocuklar. Ding ding ding. Kimdi? Hiç önemli değil. Neyse. Dungun. 2000 Dung milattan önce 2333 yılında kurduğu felsefesi yani şeyde tarihinde falan öyle geçiyor. Yani, oğlum onu uzatma eskiden şöyle olmuş da böyle olmuş da falan filan. Kore kültürü. Evet. K-pop. Evet değil mi? Ve Kore dizileri olarak kültürünü şey yapabilir. Animeye girmeye çalıştılar. O kadar çirkin animeler yaptılar ki evet. Ama K-pop'ı ve Kore dizilerini anlatalım oğlum. K-pop bütün dünyaya yayılan Kore'ye ait bir müzik türü değil mi? Gibisine, gibisine. Birçok grup çıkardılar. Oğlum akıl hastalığı gibi. Şimdi zaten bu herkes birbirine benziyor. Bir de ekstra bunları birbirine benzetiyorlar. Bunları çocukken kalıp oğlum... Evet disipline bir hayattan sanatçı oluyorlar değil mi? Oğlum öyle şey olmaz gerçekten. Böyle kültür mü yaratılır oğlum? Siz ikiniz bir grup olun, dördünüz şurada yaşayın, beşiniz sevgili olun, sen android ol, sen aseksüel ol, bilmem ne ol deyip böyle her şeyi nizamladıkları. Oğlum benim kafam almıyor. İşte PR yapıp kariyer yönetiyorlar diyebiliriz K-pop için. Çocukların hayatını s**iyorlar demeyelim de kariyer yönetiyorlar diyelim. Neyse ne? Evet bunun dışında bir de Kore dizileri var değil mi? Şu ara çok revaçta olan. Kore dizileri de hocam olay şu. Güzel kız, güzel olan. Hangisi kız olan bazen karışıyor. O kadar güzel olanlar güzel kızlar falan önemli değil. Biz açtık ama ırkçılığı da açtık biz artık. Oğlum insanoğlu işte böyle onun da gerçekliğinin aslını çizelim yani. Evet. Onlar da bize diyordur. Çabi de bize diyordur. Kodumun esmeri pörtle diyordur. Bence demiyordur. Diyordur oğlum ben Çabi'yi tanıyorsam biraz. Her lafa koyayım demeyi biliyorum. Evet Kore dizileri dediydik. Efendim hep bir katarsis. Ne demektir katarsis? Katarsis yani arınma. İzlediğimiz şeyle empati kurup. Kötü kötü, iyi iyi, kötü iyiye kötülük yapıyor. Vay iyiye biz üzülüyoruz, ağlıyoruz ağlıyoruz. İyiler kazanıyor sonra bir kız ya da oğlandan biri ölüyor. La 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 gibi. Gişe garantili. Evet. Buna ilk uyanan kim mesela bu gişe garantili kültüre? Kim? Özcan Deniz. Olsun. Getirdin güzel ekmeğini vurdu. Efendim hiçbir şey yapamıyorsun. Ben senaryo bile bulamıyorum. Özgün bir şey üretemiyorum falan. Çare Kore kültüründen. Apar 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 apar. Oradan arak arak. Hayır, arak aparmak arak. Demeyelim yerelleştirme diyelim onun adına. Gibisin bu dünyada çok sık gibi uygulanan bir. Oğlum, bizim de öyle kafamızı çok yormak istemiyoruz Koreliler gibi. Oğlum her şey nasıl olsun ya. İyi belli olsun, kötü belli olsun. Evet. Nerede güleceğiz, nerede ağlayacağız belli olsun. Kafamız yorulmasın. Bir sinema kültürü gibi bir şey. Evet. Tanıyalım mı? Evet, hadi bakalım tanıyalım. Bugün Kore deyince aklımıza gelen Kim Ul Young psikopatını. Ha. Ya anlatalım da onu anlatan nasıl anlatacağım onu? Oğlum bunu anlatmayalım ya.
psikopatları anlatmayalım. Ne oldu oğlum, nükleer sıkar diye mi? Gel lan buraya. Sıkıyorsan sık, buraya sık bakayım. Kim oluyor neysen ne? Zaten oğlum bak çarparım ha. Kafam çok şeyli oğlum, atarlı çarparlı bir kafam var. Kimse kim, ulsa ul, yungsa yung neysen ne? Oğlum bu... Değildim, anlatmak abi, isterim oğlum. Adam füzeyle oynuyor. Dayıyla oynanmaz oğlum, füzeyle oynan. Harbi mi diyorsun? Evet abi, kız kardeşiyle beraber onlar çok iyi insanlar. Oğlum diyorum, duyuyorum. Generallerin, aslanların önüne... Gibi. O yüzden istersen başka birine bakalım. Adamlar meydanlarda böyle armut evet. Gibi. Çok. Ha, kim şey Kuduk? Kim Kuduk? Ünlü yönetmen. Kore sinemasının şeyi oğlum. Yani hep böyle Kore sinemasında o gider kız arta şey değil. Popüler gişe filmi değil. Arta ağız. Evet. Vay 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 vay. Bunlar da neler biliyor ya. Maşallah. Sanat filminin yıkılmaz kalesi Kim Kuduk. Şimdi uzun uzun anlatmayalım. Nuri Bilge'nin biraz çekik gezdiğini düşünün. Yani o bozkırda tek ağaç koymuyor da efendime söyleyeyim denizlere baktırıyor. Evet. Böyle kıvrılan yollardan araba gelmiyor da efendime söyleyeyim işte Kore otobanlarından meraklı siz desin. Evet. Çok da anlatmaya gerek sinema yok. Sinema eğitimini yani, Fransa'da almış gayet o kadar dedi ki nerede aldı, neyse ne yaptı. Evet. İzlesin Kim Kuduk sıkıcı oğlum. Nuri Bilge'nin çekik gözlüsü deyip geçiyoruz. Kimi anlatacağız? Kimi anlatalım? Herkesin bildiği bu bir çocuk eğitim programı olduğu için evet. En ünlü Türkiye'deki en ünlü Koreli'yi tanıyalım. Çabi! Evet, Çabi! Çabi'nin nesini tanıtacak? Evet, Çabi. Evet. Şimdi arkadaşlar Çabi bir umuttur. Yani en azından insanlığa bir umut anıtı gibi bir adam. Mesela hayatta diyor ki adam, ya ben hiçbir şey yapamadım, beceremedim diyor. Mesela Koreliler, altyazıdan çevir bildiğin oğlum, Korelisiniz, hiçbir iş tutturamadınız oğlum. O fabrikalarda çalışamadınız, iş tutturamadınız, ne yapayım? Türkçe öğreneyim, Türkiye'ye gideyim. Olur oğlum. Mesela Çabi ne yapıyor? Türkçe konuşuyor. Yampirik yumpirik bir olsa Türkçe gayet konuşuyor. Gayet iyi konuşuyor. Yani arada oyunlu falan konuşuyor. Evet. Yeterli. Koreli gençlere bir umut kapısı gibi bir adam yani. Evet, ünlü bir Güney Koreli'yi tanıdık. Masal saat diyelim mi artık? Vuralım, vuralım oğlum. Ne Çabi mi anlatacağız akşama kadar? Masal saat. Evet, masal saat. Oğlum valla ekstra bir neşe var bende fark ettiysen. Evet, bende de var. Haydi görelim. Masal. Evet. Ne? Old Boy anlatalım o zaman. Evet arkadaşlar, Old Boy masalı. Liseden iki tane arkadaş. Bu lisede bacısıyla... Abi. O sonra intikam için onu kızıyla koridorda 20 adamı baltayı sırtına... Parazit! Evet. Evet, ünlü Kore yapımı olan Parazit'i anlatıyoruz bugün. Parazit'i anlatalım, evet. Vay vay vay, Oscar'lar, Duskar'lar, ödüller, medüller aldı. Efendim kısaca bir özet geçecek olursak... Zengin bir aile yanında çalışmaya başlayan bir çocukla birlikte... Servet düşmanlığı! Ne? Gönüllere bu tohumu serpen güzide bir film. Evet. Oğlum zengin adamlar var. Bir de it köpek fakir var. Fakir olanlar bizim, var, it köpek değil. Aman onu da hemen yönetmen çıkmış. Bodrum katta falan bunun fakirliklerini falan iyi veriyor. Zenginler villada. Fakirler diyor ki oğlum biz bunların evinin içine sen öğretmen ol, sen bahçıvan, sen şey, her birimiz çifter maaştan falan filan diye. Evet, bir takım mesleki yeteneklerini kullanarak bir zengin evinin yanına taşınıyor bir aile değil mi? Taşınıyorlar oğlum. Sınıfsal bir, her şey olduğu evet. Gibi her şey sınıfsal. Giriyorlar sonra diyorlar ki bu oğlumun zenginine... Biz neye dedi biz bu güzellik? Evet, ne kadar güzel imkanlar var. Biz de burada musmutlu yaşayalım, biz, işimize bakalım işimize diyorlar bakalım, değil mi? Bakalım oğlum ne güzel kullanmadığı odalar var. Bir bakıyorlar ki Bodrum'a zaten başka bir fakirler oraya çökmüş. Evet, orada oğlum, da... Oğlum şey gibi olmuş böyle, gerçekten paradis mi yakışıyor. Bulan çökmüş adamın villasına, zengin ailenin villasına. Evet. Sonra olaylar karışıyor. Kolun iyi mi? Oğlum, iyi oğlum biraz... Ekstra bir şey mi olmuş? Bir şey olmuş gibi görünüyor. Çok da. Neşeden olabilir oğlum. Evet evet, koluma ben bir şey yapayım bir dakika. Bir baktır istiyorsan sen onu. İyi misin, kolun iyi mi? 10 numara oğlum. Tamam. Oğlum mu oğlum her yerim. Başım bir... Ne yapayım lan? Ya bir şey toz toprak olmuşsun. Eliniz ayağınız oynadı oğlum, hemen bir çarpıldınız ha. Neyse evet, aç zamanı. Evet. Aç zamanı masanı anlatmayı deneyelim. Hadi bakalım. O da gerçekten Kore'nin
Nuri Bilgelerinden bir adam. Mesela aşk zamanı normalde bir yasak ilişki, yani oğlum şöyle dost hayatını adam bildiğin komşunun karısı, evet. O ikisi de evli ama arada diyor ki liklik yapalım falan filan gibi dost hayatı yaşayalım ya ne olacak, bir hayata bir kere geldik gibisine bir şeyi, açılar, renkler, vay uzun müzikler, bilmem neler, sanata sepete boyayıp vay 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 güzel bir aşk öyküsü gibi. Evet. Ama etkili lan izleyince ben de şey oldum. Ne oldu? Eski aşklarım. Evet, ne öğrendik biz bu masaldan? Oğlum ben ne sevdim biliyor musun? Dayın severse, dayı ne demişti şey? Ne? Müslüm. Ne demişti? Şey var ya oğlum. Vazgeçme. Vay anasına. Sen gel oğlum, seni gel. İşte anlattık ya. Evet, evet. Böyle de bir masal bitmiş. Bugün de böyle olsun. Güzel. Oğlum çünkü geçici, mekana geçmeden iki ekstra daha anlattın da mekandayız. Telefon niye çalmadı oğlum? Koyduğumuz bir telefon çalmayacak mıydı? Nasıl yani? Telefonu oraya koyduğumuz, filmde silah koyunca patlar. Telefon koyunca çalması gerekli. Değil mi? Şimdi şey olsun, telefon çalsın, sen, dayı seni arıyorlardı. Tamam. Hadi. Alo? Evet, burada. Dayı seni arıyorlar. Kim oğlum? Bilmiyorum abi. Bilet kapat oğlum ya. Her önüne gelen beni aramasın. Kapat! Sinirim de pembe zaten. Ne sinirlisin gene? Oğlum benim zaten neyim var? Bir işte ara sıra para veren bir şey, alkol malkol. Bir de Dünya Kupası. Evet. Oğlum Dünya Kupası dediğin şey 4 yıl geçti. Vay oğlum bu yaz Dünya Kupası var iyi ya. Fakirlere bir eğlence yani. Fakir adam ne yapıyor? İbiza'ya mı gidecek işte 4 yılda bir Dünya Kupası, evde bir boktan televizyon da olsa hahi oradan güler eğlenir, budur oğlum el bir fakir eğlencesiydi. Onun da anasını s**ler! Oğlum Kasım ayında Dünya Kupası mı olur? Ben anladım zaten, bu Katar'a verildiği zaman bu balya 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 paralarla bu FIFA onu Katar'a verdiğinde ben işte bir dıpıklık olacağını anlamıştım zaten. Oğlum ben Kasım'da yapılan Dünya Kupası'nın nasıl olayım? İyi misin? Rahatladın mı biraz? Bebek bir su mu bir şey? Oğlum küfürden kusasım geldi küfür etmekten. Geri geçsen bilgi yepyeni bir şey. Merhabalar, Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Evet fakirler. Fakirlere sinirlendim oğlum. Abi. Neyden sinirlendim biliyor musun? Niye buna bile isteyen bir Dünya Kupaları vardı. Ellerinden kaldı. Kaybedeceğiniz bir zincir gibi Dünya Kupanız vardı. Onu da Katarlara sattılar. Ona da bir şey demediniz. O, neyse tamam. Tamam pardon. Bir daha çok bir daha. Katar'ın altını çok çiziyorsun ya. Evet oğlum. Sıkıntı çıktı. O sıkıntı. Evet. Evet bir daha bilgi. Yepyeni evet. Bilgi de ölçede. Bir daha mı girelim? Deryaların içinden bir bilgi gibi çıkmak falan. Meşalelerce yanıp yanıp mumlar gibi eriyip dibimizdeki o son kırıntıları da alev alıp alıp. Tamam evet gelelim. Evet. Evet bugünün konusu. Evet bugünün konusu olan girdik madem. Dünya Kupası. Buyur oğlum buyur. Dur oğlum bu da bir gündem güncel. Abi ben hiç anlamıyorum. Önemli değil oğlum. Anlayanlar anlıyor da ne oluyor falan. Dünya Kupası. Evet. Evet Dünya Kupası ilk olarak 1930 yılında yapılan uluslararası bir organizasyon değil mi? İyi ki bilmiyor musun? Nihat'cığım valla ben çünkü oğlum 82'den öncesi tırrımır oğlum. Seyirciler içeri giriyor çıkıyor. Yatılı bölge okuluyla mağaralı spor karşılaşacak falan diye. Böyle boktan bir amatör küme maçı gibi başlayan Dünya Kupası. Onlar bir şeyler oluyor oğlum oralarda. Pele. Pele'yi oğlum siz zannediyorsunuz ki finale doğru vuracağım. Hemen vurup geçeceğim. O kadar. Siz bir şey diyorsunuz. Underrated. Yani değerinden çok daha değer verilmiş. Evet aşırı abartılmış. Oğlum futbol, mahalle futboluyken zaten Brezilyalılar adamlar favelada kumsalda oynuyor. Aldım verdim falan filan yendikleri bir dönemde Pele. Goller moller bilmem ne. Zaten sonra FIFA'nın köpeği olarak kendi karakterini göstermiş. Onun için Pele'ye hemen geçiyorum. Bilmeyenler için FIFA'yı bize anlatmak ister misin? Şimdi futbol çıkıyor. Millet neşesine göre mahallemizde oynadığımız evet. Mükemmel bir oyun. Futbol niye sevilir oğlum? Nasıl oğlum fakir
kileleriniz derler ya, affı kızama, futbol da öyle oğlum. Yani öyle hiçbir araca gerek yok. Evet, oğlum şu kağıdı sıkıştırarak birbirini de bırak alsın ha futbol. Olmadı, taşı vurarak oynardık biz eskiden mahallede, futbol. Bir tane kola kapağı bulurduk, onunla oynardık, gene futbol. Fakirin s**ten sonraki eğlencesiydi. Ama ne zaman ki bu FIFA dedi ki, oğlum bu bir dakika. Ne kadar fakirlere. Oğlum iyi iş var ha. Seyircisi bir şey, bir kahraman çıkarık, onu düşürük, hikayesizlik falan. Paralar derken televizyon. Aa, o zaman FIFA'nın iyice kalktı. Vay televizyon girmiş. Bunu şöyle yapalım, vay kolayla anlaşalım. Adidas'ta bir şey yapalım. Puma'nı, Nike'ı şey yapalım. Öyle yapalım, böyle yapalım. Ne oldu ondan sonra? Ne oldu? İşte tatsız bir şey oldu. Evet, FIFA Uluslararası Futbol Federasyonu'nun kısaltılmışı. Dünya Kupası 4 yılda bir kesintisiz bir şekilde yapılıyor. Sadece bir tarihleri marihleri. Dünya Kupası dedin 82 ile. 82 Dünya Kupası ile can bulur. Maradona'nın gençlik. İlk gençlik. Kim lan bu çocuğu? Kodumun buduruna bak, ne biçim oynuyor dediğimiz Dünya Kupası'yla evet, televizyonlara girmiş falan filan olduğu bir dönem. Daha kurallar oturmuş, bilmem ne olmuş falan böyle. Evet. En azından seyirci sahaya çekirdek çitleyerek girmiyor. Abi şeyden mi gitsek evet. Acaba hani usullerini mi anlasak? Yani 200 küsür ülke katılabiliyor, toplam 32 takım katılıyor. Değil oğlum değil. Dünya Kupası anlatan bilmez. Kurallarını edeceğiz. Bunları açık okuyun. Nihat abinizle buluşun, size anlatsın. Kaç takım eleniyor, kaç takım şey oluyor, kaç takım şey oluyor. Önemli olan oğlum 86 Dünya Kupası'ndan abi Maradona. Böyle böyle gidemeyiz. 2022 yılındayız. Ben Maradona'nın İngiltere maçında eliyle attı ve sonrasında mükemmel dünyada atılmış en iyi gol attı. O durumu anlatmadıktan sonra niye tamam. Anlatacağım? Doğru, haklısın abi. Evet, 1986. 86 oğlum, dur bir tadımız yerine gelsin. Maradona futbolcu budur oğlum. İt gibi, köpek gibi, şerefsiz gibi, bazen ahlaklı gibi, bazen öyle, bazen kendi bir bu çocuğu gibi faal yapıyor, bazen kendine faal yapıyor, havalarda dönüyor. Aman ne adam. Neyse oğlum, 1-0 İngiltere önde, bunu değil dinleyin çocuklar, ikonik andır. Ondan sonra Arjantin, İngiltere biliyorum, Falkland savaşları falan aralarında sıkıntı var. Oğlum orta kesiyorlar, dakikalar ilerliyor tabii, yenik durumda lan. Maradona o gittik boyuyla, oğlum benim gibi bir şey düşün. Evet. Benim kıvırcık saçlımın aşırı teknik sol ayağımın mükemmel olduğunu düşün. Maradona aynısı. Evet. Oğlum gelen topa sen kaleci de senin gibi, dev gibi. Evet. Sen bu elini uzatıyorsun mesela. Top da buradan geliyor, gelirken s**kirler. Bak elime bak. Bak. Dink s**kirler deyip aşıttırıyor. Aaa lelelelele var yok, bu yok, bir şey yok. Maradona seviniyor falan. Gol oğlum gol falan diyor. Şimdi Maradona bu golü attıktan sonra maç böyle bitseydi, biz Maradona'yı Maradona olarak değil de bir bunun evladı olarak affınıza mağrureng bilirdik. Ama bu golden bir sonra da bütün İngiliz defansını al, gel, ver. Seni pazara gönderdim, arkadaşını da götür pazardan. Onu gel, hop sen nereye gidiyorsun oğlum? Eve mi gidiyorsun? Hadi güle güle diye. En son kaleci, geçecek hiçbir şey. Sahada kalmayınca attığı golle adam demiş ki o elde tanrının eli a**ayım. İtirazınız var mı demiş dünyaya. Dünyada yok abi demiş. Evet. Oğlum futbol sadece futbol değildir. Sonra oğlum geçelim daha böyle ikonik İtalya 90. Dünya Kupası nedir dediğinde benim için İtalya 90'dır oğlum. Logosuyla, efendim ikinci yarı oyuna girip gol atan skilaçisiyle. Ne oldu oğlum? Bir kahve muhabbetine mi döndü? Hayır estağfurullah, sen anlat. İkonik oğlum bak, 90-94 diye gitmeyeceğim. İtalya 90'ın böyle bir tadı. Hayır oğlum, bir tadı var. Dünya Kupası gibi Dünya Kupası'ydı. Dadaldık falan filan. Geldik. 98. Çocuklar kimdi? Fransa mıydı? Fransa şeyi yemiş. Bu Zidane'ın kafa attığı Dünya Kupası neydi oğlum? Çağan. Zidane'ın zaten futbolu bırakacak. Son İtalya ile oynuyor. Matarazzi de bir dakika oğlum. Abi bu... Dinle beni dinle. Matarazzi de Matarazzi okuyor. Şimdi oğlum Zidane sanatçı. Adam sanatçı oğlum. Mesela söyle bakayım bir tane ünlü bir sanatçı söyle. Mesela Hemingway. Şu mu gibi kim? Hemingway. Zidane! Başka bir tane daha söyle oğlum. Müzikten söyle. Mozart. Zidane! Öyle bir sanatçı. Anladım. Adamın son Dünya Kupası. Kupa şurada duruyor. Öpücük atmış tam alacak falan derken bir Matarazzi denen dağlar gibi bir İtalyan topçu var. Ahlaken zayıf. O böyle herifi diyor ki baktık durduramayacak. Adamı diyor küfürlerle durduralım diyor. Maçın son dakikada Zidane'ı böyle tahrik ediyor. Sen arkamdan küfür et şimdi. Pislik. Oğlum daha ırkçı küfürler şey yapmış. Şimdi bu adam Fransız'da mı Cezayir asıl ya, daha ırkçı. Araplar terörist olur falan. O nasıl diyeyim sana? Gibisin ya bir tamam. Küfür şey yap. Arap. Daha da pisini düşün de neyse evet. Oho Arap. Pis Arap. Bak çocuklar iyi dinleyin burayı. Bak Zidane abiniz ders vermiş. Hemen saldırmıyor.
Oğlum ben sana bir şey diyeceğim ki çaktırmadan ayağına basıyor. Ya sen Arap diyorsun ama işte bu. Oğlum iyi misin? Oğlum materyalizlik. Bura aynısını yaptı oğlum. Oğlum özür dilerim ya kaza geldim. Çok özür dilerim. Oğlum adamın karın boşsun. Şahan su getir ya. Nihat'ım kurban olayım sana gel ya. İyisin değil mi oğlum? İyiyim abi. Diyaframa gelince evet, şey oldu. Bir de ayağa basıyorsun ya. Aynen piç yarı. Ayağa basıp diyafram inanılmaz. Gördüm sana da esiriydi oğlum. Evet dünya kupası böyledir çocuklar. Bak şu, şu finalde bunu yemiş falan değildir. İki önü kanlardır. Biz Türkiye olarak da 2002'de Tarhan'ın mükemmel bestesiydi. Bir oluruz, geliriz. Deliyiz. Evet oğlum şarkısıydı. Zaten Graç şarkı yapınca elemelerde elendik. Bu bir şarkıyla. Burada belliydi Tarhan'ın şarkısından. Oğlum Ümit Davala iğrenç, iğrenç bir Mohikan saçıyla gene de Japonya böyle gol atmıştı. Efendim Elon Musk son dakika Senegal'e bilmem ne haydi gitti derken Haka Şükürü diyebiliyor mu oğlum? Şenol Güneş gerçekten bir manifaturacı, Eminönü'ndeki bir manifaturacı ceketiyle kahverengi, boklu bir kahverengi ceketiyle pandemli geri geri ileri diye böyle bize şeyler vermişti. Başka ikonik anlar falan biz oğlum Brezilya'nın dönemi vardı. Bir de futbol deyince anlatacağımız bir tanecik daha ülke kaldı. Oğlum var İtalyalılar, İspanyalılar, bilmem neler falanlar, filanlar, tiki-takalar, Messi'ler, onları anlatmayacağım oğlum. Almanlar! Alman! Oğlum bir orta saha düşün. Mesela Portekiz'in orta sahası Ricardo Rivera, Ricardo Kliviera, Tikuliera, Tikuliera. Bu herif Schweinsteiger! Oğlum bu adam top oynamasa ne olur, oynasa ne olur. Schweinsteiger, Hitzberger! Griezmann! Oğlum isimleriyle. Mesela dersin ki oğlum Almanlarda dat yok. Oğlum farkına varmazsın. Son bıçağı sokan Alman olur. Vay Almanlarda bir numara yok. Benim adım Osta Hitzberger falan der bir şey der. Bierhoff denen mal bir forvetleri vardı. O mal forvetle bile yani bir kütük düşün kütük. Alman kütük onunla bile finale çıktılar oğlum. Almanlık farklı bir şey oğlum. Tanıyalım mı buralım? Hangisini istersin? Çok da zaman şey olmaz da Maradona'yı anlattık işte oğlum. Eliyle uzattı da bilmem ne sonra lılılıl geçti attı evet. Falan. Maradona! Lım 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 lım. Maradona çok hızlı anlatacağız. Anlattık zaten böyle ilk onu geldi. Evet 1932-1960'da doğmuş. 2020'de vefat etmiş. İyi yaşadı oğlum. O kadar kokaine, çekmeye, çökmeye, esrara, küsrara, karıya, kıza bilmem neye rağmen çok iyi yaşadı. Adam hem futbolda neşesine bakıyor hem hayatta neşesine bakıyor. Arada sosyalistik ha Fidel ne haber? Dünyadan da şeyden politikadan da şey yapıyorum. Fakirlerin yanındayım. Öyleyim, böyleyim. Ondan sonra vay yemek de seviyorum. Hem şişko hem futbolculuk olmaz. Böyle öldü. Evet, masal saati. Lin 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 lin. Tsubasa. Evet, Tsubasa olur. Evet, Tsubasa. Evet ya. Tsubasa masalı oğlum biliyorsun. Evet. Futbolcu olmak isteyen bir gencin hikayesi değil mi? Evet evet oğlum. Diyorlar ki Japonlar. Yani diyor ki oğlum bize niye futbol yok ya diyorlar böyle. Nandajono. Yani diyor ki yapalım yapalım oğlum nasıl sevdirelim falan diyorlar. Anime. Sanatıyla sevdirebiliriz diyorlar. Evet çizgi film oğlum, anime. Oğlum Japonların Tsubasa'da tahsil ettiği futbol değil de. Fantastik bir dünya ya, çok güzel bir evet, dünya. Evet tabii çizgi film olduğu için de biraz abartılıyor evet, değil mi? Evet oğlum. Sahanın düz bir zeminde değil de bir tepenin üstünde oynadı. Mesela defanstan adam topla çıkıyor. Ben şimdi defanstaymışım tamam mı? Tamam. Topla çıkıyorum. Oğlum böyle şey gibi dünyanın yuvarlak olduğunu icat eder gibi gerilerden gelirlerdi. Evet. Ve o yarım saat koşardı. Falan derlerdi birbirine. Evet. Pas at diyor odadık. Falan ani şaşırmalar. Kaleciler zaten ateş dağı gibi kalecileri. Topa vurdu muydu oğlum şöyle mesela Tsubasa derdi ki. Yani bana atın derdi. Derken top gelirken mesela topa nasıl vurursun? Böyle vurursun değil mi? Öyle değil. Şimdi oğlum mesela bir pozisyon düşün. Tsubasa diyor ki mesela öbür bir tane defansta 3 numara saçlı kavruk ortaokullu bir çocuk vardı. Defansa hep topu Tsubasa'ya atan olurdu. Evet. Yıldız değil de yancı. Süleyman Turan gibi yani Sami Azin ses gibi bir şey Tsubasa'nın. Evet. Şimdi Tsubasa der ki boştayım derdi mesela. Onu şöyle derdi ama. Derdi o da görürdü.
Orta yaptı, Tsubasa kafa vuracak. Bak şimdi ağır çekim yapalım. Tamam. Nundo! Orta yap dedim sana, sen de yap. Oy! Yavuf! Nuna! Gibi bir şey. Evet, ne öğrendik biz bu? Japonlar akıl almaz delilikli insanlar oğlum. Futbolu böyle seviyor, yemek dünyaları başka. Anime başka, adamlar... Vallahi deli manyak gibi şey. Evet. Daha çok anlatsanız oğlum, ben bir kaza geldim. Şey yaparız şimdi, şu a**a koduğumun Katar Dünya Kupası'nda a**a bir maç vardı. Onu izleyelim, sonra seninle bunun tamam. Muhabbetini yapacağız. Ben sana öğreteceğim oğlum. Tamam abi. Tamam. Karnın iyi mi? İyi. Hafif diyaframda bir ağrı var. Bir şey olmaz oğlum, bir şey olmaz. Ebenin tuzu dökün derler. Yapmayayım diyorum oğlum da, sen insanları ötekileştirmeyeyim diyorum. Dayanamıyorsun. Ama işte görüyorsun halimizi. Ne var halimizde? Taksi paralarını sen şey yap, fişlerini ödüyor mu sana? Evet abi. Yani bana niye ödemiyor? Ama taksi olarak ödemiyor bana, Akbil, aylık. Ha, tamam biz anlaştık, sen Akbil, ben taksi, tamam. Onları da ödemez hale geldi artık. Ha, onu bir konuş istersen abi. Mason diye korkuyorum. Ne? Örgütleri vardır diye korkuyorum oğlum, bir şey diyemiyorum. Mason olsa ne olur abi? Bilemiyorum oğlum, bilemezsin. Hayır sen de gibi... Yok derler, var görünür. Ama sen de... Var derler yoktur. Bir bakarsın ki kilete takmış çıkar karşına. Abi masonlar öyle bir şey değil. İstiyorsan sen bilmem de mason oğlum, olabiliyorsun. Adamdan Paris, ertesi gün kilatasıyla bir şey, ne bileyim ne oğlum ne. Neyse tamam, işimizi vuralım da biz. Vur oğlum Kanada'ya, Kanada. Evet, Kanada... Dünyanın en saçma ülkesi. Değil, Kanada'da yaklaşık 10 bin yıl boyunca eski insanlar denilen bir yerli grup yaşıyordu, değil oğlum, mi? Oğlum her yerde, dünyanın her yerinde zaten yerliler, merliler yaşıyordu. Evet, güzel insanları, o güzel batılı insanlar gelip katledip yerine yeni bir medeniyet dedikleri şeyi kurdular. Şimdi evet, o kısmını anlatalım. Avrupalılar hani 1000 yıl önce gidip gelmeye başladılar ama asıl kolonici Avrupalılar 16. yüzyılın sonu 17. Neyse yüzyılın... Neyse ne! İngilizler... Evet. Bu İngilizler var ya, bu İngilizler, neyse anlattık. Bu İngilizler önce Amerika'ya geliyor bilmem ne, bir de yukarıda kuzeyde Kanada diyorlar. Orada zaten Kanada lallik bir şey olduğu için evet. Oraya zaten komple Britanya, orayı bir küçük İngiltere gibi... Kontrolü altına alıyor diyelim. Arkadaşlar neyse evet, her evet. Zaman gibi İngiltere orayı şey yapıyor, sömürüyor, ediyor, tutuyor falan filan. Sonra 2. Dünya Savaşı'nda oğlum Kanada... Evet. Çok fazla uçak, gemi ve sanayi üretimi diye özetleyebileceğimiz evet, üretimlere var. Para kazanaraktan bugünkü bu ekonomik olarak... Rahat Amerika'ya mı ulaşmıştır? Tam olarak öyle değil. Sonrasında Avrupa'nın yeniden yapılanmasına da yardımcı oluyorlar. Şakal işte oğlum. Bir günü gelir yapılandırır, günü gelir silah satar. Orayı geçelim. Onları bir girmeyelim. Neyse Kanada. Günümüzdeki Kanada'yı bir anlatalım. Aynı zamanda dünyanın ikinci büyük ülkesi değil mi coğrafi olarak? İlki kimdi? İlki tabii ki Rusya. Şimdi çocuklar. Kanada... Birazcık dünyanın anaokulu gibi. Hayır. Ya gerçekten oğlum. Bir böyle bir bebek gibi. Kanada. Herkes böyle futbol mutlu falan sever. Bunu hokey. Herkes bilmem ne bununla bir lele. Böyle gerçekten dünyadan ayrı gibi. Havada gezen bir ülke gibi bir şey. Oğlum düşün, Rusya'yla aynı toprak büyüklüğüne sahip. Neredeyse. Neredeyse aynı nükleer güce bilmem neye sahip. Neredeyse aynı rezervlere falan sahip. Fakat oğlum Rusya Bağcılar Meslek Lisesi ise Kanada bir Üsküdar Kız Amerikan Lisesi. Bir Saint Churchill, Saint Benoît, Saint Tertium. Böyle bir Lillo Choncon Lise gibisin. Rusya ise her gün bıçakların çekildiği, öğretmenin çıkışta dövüldüğü... Öğretmen dövülür oğlum koridorda meslek lisesinde. Evet. Kolay değil. Bir yerken burası Conjini Cincon bir lise gibi bir ülke. Evet yani sosyal bir ülke. Oğlum çok garip, çok garip. Her şeyleri garip. Yani bir Amerika var altta işte. Vay evet. vay Amerika. Amerika'ya çok yakın. Ama. Çok benzer gibi. Evet. Ama akıl hastası gibi bambaşka. Değil. Suç oranı son derece düşük bir ülke değil mi? Çünkü oğlum yani o kadar büyük bir ülkede o kadar tatlı bir refah azınlık yaşıyor ki. Yani bir adam suç işleyecek adam bulamıyor. Bağırıyor, nerede oğlum bu adam, o daha ileride gidip de onun evini s**ret falan, devletten maaşımı alayım diyor. Bir şey diyor oğlum. Neyse şükür şimdi mülteciler falan geldi, biraz kalabalıklaştı. Evet, biraz... Hafif bir neşelerini bulurlar. Yani sadece mülteciler değil, dünyanın pek çok ülkesinden göç alıyor değil çok mi? Çok iyi var oğlum, çok iyi. Kimse tabii ki Rusya'ya göçmüyor. Evet. Putin...
Oğlum Putin'den dolayı mı? Steplerden mi? Kanada gider oğlum. Kar Marya'yı işte. Evet, kuzeyleri ama daha ziyade öyle karlı ve yoğun. Aşağılar yine var, ılıman. Şeyleri var, ılıman. He, güzel, refah var falan. Evet, mesela canım, en büyük coğrafi özelliklerden bir tanesi de 1 milyona yakın göl bulunuyor. He oğlum, göller içinde bir şey. Fakat Kanada'nın bir cacıklığını söyleyeyim. Evet. Bu kadar göle rağmen yapay göl de yapmışlar. Evet, dünyanın neden en büyük yapay madem gölü? Madem Kanadalı anaokulu gibi bir şey, parlaklık. He. Böyleler oğlum, dünyada bir şeyler oluyor bilin ne? Mesela başbakanları vardı. Evet. Trudeau. Oğlum Vahe Kılıçarslan mıydı? O ha, cansız evet, manken gibi bir adam. Saçını mükemmel darıyor, genç. Parlak gülüyor falan. Siyasetçileri oldukça genç nüfus. Genç genç oğlum, bir şey gibi sanki porno yarışmasından çıkmışçasına. Genç nüfusun siyasete dahil oğlum, olduğu. Oğlum herifte işte bir göt vardı, kalçalar malçalar. Daş gibiydi lan. Gerçi evet, inanılmaz yani herif. Her gören bir daha bakıyordu. Şey diyorlar Trudeau diyor. Başkanım başkanım bakın arkanızdaki bina nasılmış bir bakın diyorlardı. Dönüyor derken götüne bakıyordu. Böyle bir adam diyor. Yani ben de baktım oğlum. Evet. Şimdi bu Kanada'da dedik ya, bu bir laleklik var, bir şeylik var. Hokey. Evet hokey. Oğlum futbol üstünde gelişmiyor. İşte bir Atiba çıkmış, onda Türkiye'ye zaten şey yapmış. Hemen adamı biz kendi şeyimize geçirdik. Oğlum hokey, bunun üstünde küçücük bir tane şey. Diski. Sopalar vasıtasıyla. Ha, bir kaleye sokak falan. Daha çok kaleye sokmuyor da ya, bu diski sokarken birbirimizle vuruşak falan gibi. Tek demokrasiden, insanlıktan çıktıkları alan oldukları için seviyorlar gibisinde bir şey. Aslında o da tam fiziksel olarak zarar görmemek için birçok koruyucu kıyafetle yapılan bir spor değil mi hokey? İşte evet, o da Kanadalı oldukları için. Türkiye'de mesela hokey oynansaydı, oğlum buzdan üstünde çıplak çıplak koşup koşup birbirimize vururduk evet, diye ben düşünüyorum. Putin'le Trudeau muydu? Evet. Bir onları bir yan yana düşünelim, Putin'le Trudeau'yu. Evet. İşte Kanada. Anladım. Evet, Kanada'da oğlum birisi, bu var ya, bu müdür yardımcıları vardır görüyor. Müdür yardımcısı geliyor. Müdür yardımcısı İhsan Hoca geliyor derler ya. Putin evet, öyle bir şey. Evet. Bu Trudeau'da oğlum. Yenilere atanmış bir şey, İngilizce öğretmeni. Merhaba arkadaşlar, hepimiz arkadaşız, arkadaş olacağız falan deyince hemen böyle onun götüne bir şey yapıştırırlar. Evet, zaten İkinci teneffüste hemen. Siyaseti de bir daha böyle. Öyle gitsene bir şey oğlum, Kanada böyle bir yer. Evet, Kanada'nın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi doğal kaynaklar, petrol ve enerji kaynakları. Fakat şöyle bir fark var oğlum, Kanada hep lelede yapmayalım. Şimdi Suudi Arabistan'ın da en büyük şey petrol değil mi? Evet, doğru. Fakat Kanada eğitim olarak, evet biraz kültürel farktan, sanat olarak, yani bizim petrolümüz var. Haydi o zaman erkek hedonist bir yaşam sürelim. Evet, aynı zamanda Kanada'nın iki tane resmi dili var. İngilizce ve Fransa. Fransızca niye oğlum? Nasıl? İşte Kanada. Mesela diyor İngilizce konuşalım. Güzel İngilizce konuşalım. Dur ya, Fransızca da konuşalım. Hayır, o dönem oraya yerleşenler ve yönetimle ilgili bir tamam, şey. Tamam oğlum, tamam da birisi elenir bir dille çıkarlar. Yok Kanada'yız, iki ayrı dilimiz var. Kanada'yız, sineması nasıl mesela, Kanada sineması? Yani oğlum şimdi gençler bir şey çekiyor da bir şey oluyor. Yoksa anlatacak ne öyküleri bile yoktu. Kanada ya. Evet. Oğlum Kanada şöyle bir kim, vay Kanadalı bilmem ne de demezsin. Şu Amerikalı herif aslında Kanadalıymış. Aynı Avustralya gibi oğlum. Nasıl yani? Hugh Jackman aslında Avustralyalıymış. Jim Carrey aslında Kanadalıymış. Oğlum niye Kanadalı demiyor? Öyle havada giden bulut gibi bir ülke gibi bir şey oğlum, ben anlamadım. Evet. Bir de şey var. Türkiye'deki gençlerin her şeyi tüketmiş, her şeyi. Umut sıfırlanmış olan gençlerin Kanada'ya gideceğim. Oğlum niye diyorlar işte Almanya falan. Oğlum Kanada bambaşkaymış. Kanada bambaşka oğlum. Mutluluk iğnesi varmış gibisin ya. Evet. Kendi kendilerine hayallerle kurdukları, ki gidenler var. Soğukta oturuyorlar. Tamam güzel refah var ama evet, sıkılıyorlar. Aşırı sıkıcı. Abi bilmiyoruz, belki çok eğleniyor insanlar. Oğlum Afganistan daha eğlenceli ya. En azından Toro dağlarında bu, ne bileyim oğlum. Kanada çok sıkıcı. Vay refah yüksek falan filan. Ondan sonra gidiyorsun Menstövre falan. Çok refah içindeyiz. Biraz dağlara doğru yürüyek mi a**a koyun bir şey olsun denilen bir yer oğlum. Yani tercih edecek olsak etmez misin orayı, ben ederim. Kanada'yı mı? Evet. Yani öyle bir seçenek olsa etmez misin? Sana şu kadarını söyleyeyim. Evet. Tikrit'te yaşarım. Irak Tikrit'te, Kanada'da yaşamam. Evet. Evet tanıyalım. Felluce'de de olur. Ha? Felluce bile olur.
Kanada olmaz. Jim Carrey. Vay 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 vay. Minik reis. Götü başı durmaz reis. Vay minik 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 minik. Arkadaşım bir gözü amda, bir dudağı şamda. Vay aşağı oraya indi, vay dudağı aşağı indi. Vay orada, vay burada falan. Ulan dur bir dönek, dur da bir görek sen nasıl bir adamsın falan diye. İlk dönemleri hiç çekilmedi oğlum. Niye abi gayet? Abi oğlum gençliğinde Nihat bu nasıl bir adamdı ya? Bunun Mask filmi vardır, bir tane Mask onu ele geçiriyor. Halbuki Jim Carrey Mask'ı ele geçiriyor. Öyle bir deli oğlum ya. Tam öyle değil. Summer stop me! Deli gibi bir şey oğlum. Evet. Ne oluyor oğlum, ne oluyor, ne oluyor? Ama onun çok şey, fiziksel olarak yaptığı çok iyi. Olmaz oğlum, böyle olmaz. Bu kadar, bu kadar aşırı. İzlediğimden bir şey anlamıyorum ben. Oğlum evet. Bunu ilk stand-up'larında Jim Carrey Kanadalı aktörü bilmem ne stand-up'larla başlıyor. Bu şey vardı, arkasını bir dönüyor, James Dean olarak dönüyordu böyle. Böyle bakışlar falan. Ağzını yanım Clint Eastwood'a dönüşüyordu. Kaşlarını kaldırıyor Jim Carrey, götünü ayırıyor başka bir aktör. Herif gerçekten manyak gibi bir şeydi fakat göz yoruyordu başta. Evet. Şey, Mask filminde bunun biraz zehrini aldılar. Yani bu bunlardan biraz zehrini aldılar. Bir sakinlemeye başladı. Yaşlanınca da biraz şükür 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 enerjisi bitince de gene kaşı gözü yere göğe sığmaz şekilde oynarken oğlum bir sakinledi. Gel la gel dediler, bir dram oyna dediler. Bir dram oyna da bir ağzın götün dursun dediler. Evet. En son o da gayet iyi bir performansla. Oğlum ağzı götü durunca bir adammış, bir aktörmüş. Evet. Vallahi aktörmüş adam da ağzından mimiğinden anlayamıyorduk. Evet. Gerçekten adamın, ulan meğerse adam aktörmüş. Kid'in izledin mi? Jim Carrey bu oğlum. Evet, 62 doğumlu. Sonra da şey oynadı oğlum, Andy Kaufman oynadı onu. Andy Kaufman'a dönüşerek bütün yapımcıları, prodüksiyonu, seti böyle ben Andy Kaufman'mışım gibi sete gelip giderek deli deli bir şey. Arkadaş olunmayan sadece sinemalarda izleyebileceğin, 2 dakika merhaba diyemezsin ha. İyi ki arkadaşımız değil. Evet, o zaman masal saati mi diyelim? Vuralım oğlum masal saati. Masal saati! Ding 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 ding. Kanada'da çekilen bir filmden masal anlatalım. Brokeback Mountain. Yani bizim korsan bir izleyicilerin dediği kadarıyla... İble kovboylar. Evet, öyle de olmadı. Öyle çevirdiler yani öyle ama yanlış korsanlar çevirdiler. Korsanlar evet ya. Evet. İçinse kovboylar daha... Biz bunu nasıl anlatıyoruz ya? Orada iki tane. İki kişi bir kovboyluk işine başvuruyor değil mi? Kovboyluk işi ne oğlum? Yani büyük ihtimalle at bakımı, işte samanları oradan oraya almak tarzı, işte sürü gütmek evet, gibi. Çoban. İyi kovboy. Kovboy gibi artık de iki tane işsiz dağ adamı gibi köylü çobanlığa başvuruyor evet. Sonra orada gel zaman git zaman tanışıyorlar ve arkadaşları. Arkadaş oluyorlar. Evet. Bunlar böyle koyun gidiyorlar. Ho, çak 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 çak, tılah tılah tılah, yah 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 diye böyle. Nerede oğlum bizim çobanlar ne güzel böyle. Kılah 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 bile demiyorlar bunlar. Evet. Neyse, o, çavirsin oğlum hey falan gibi böyle yaparken akşama yoruluyorlar. İşte beraber. Şimdi oğlum bunlar birbirine aşık oluyor, iki tane kovboy. Evet. Gönül bu oğlum. Gönül bu, yönelim bu, ikisini birbirine aşık oluyorlar. Fakat oğlum ikisi de böyle dağ adamı. Aşkını gidip demiyor ki ya evet. Neydi ismi, Erik kapalı, miydi? Evet, kapalı bir toplumda yaşadıkları için bu aşklarını gizlemek zorunda kalıyorlar değil mi? Ben ne anlatıyorum? Neyse işte oğlum bunlar da var gibi daha adam, çoban işte. Diyorlar ki, evet. Demiyor ki ona ya Erik valla ben sana sevdalandım oğlum. Bunu ifade ben edemiyor. Sana sevdalandım oğlum. Ayrıca götüm Erik gibiymiş diyemiyor. Evet. Diyemiyor oğlum, gönül olsa der yani. Açık öbürü de vay seviyorum diyemiyor falan. Şimdi bunlar nasıl ifade edecekler? Diyorlar ki oğlum hava soğuk, aynı çadırda kalalım diyorlar. Tabi abi tabi tabi gibi oluyor. İşte burada zaten ufak ufak aralarında bir şeyler olmaya başlıyor. Yani çadırda yatarken diyorlar ki oğlum çok soğuk oldu ya. Kaşık mı diyorsun? Evet. Oğlum kaşık mı diyorsun? Hava soğuk, yazının tepesindeyiz yani böyle bir soğuk şey, evet. Ayaz vurmuş. He oğlum ısınırız diyorlar. İşte ondan sonra bunlar bir şakalaşmaya başlıyor böyle. Diyor ki vay başım yani, tam nasıl? Tam şakalaşma değil de hani. Vay vay. Tutma, nasıl? Bir dakika. Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Abi ne bileyim. Oyunculuk yapıyoruz burada. Bir şey yapmadım. Ya, oğlum alttan ittiriyorsun, üstten abi. Çıkıyorsun.
Ama... Oğlum biz orada adamları anlatacakken niye coştun? Abi coşmadım, ben işte onu tam yapmaya çalışıyordum. Onlar da böyle tamam. Bir ilk... Tamam böyle yaparlar. İşte gel bakayım, gel bir de. İtlik, şimdi... o ağzını çok yaklaştırmadık. Anlatamayacağım. Anlatmıyorum ben bu masalı ya. Anlatmıyorum oğlum ya. Neyse neyse, bu kovboylar işte birbiriyle sevişiyor. Al gülüm, al takka ver külah, al takka ver külah, al takka ver külah. Toplumdan saklanıyorlar. Yapamıyor, evleniyorlar. Bunun karısı yakalıyor. Sen şu çobanla sevişiyormuşsun diyor. Kovboyla o da diyor ki vallahi öyle falan filan. Sevişiyorlar, ara ara buluşuyor falan filan. Neyse oğlum neyse. Niye sen bu kadar abarttın? Sen niye bu kadar gerildin ya? Oğlum ben dokunulmasından çok hoşlanmıyorum. Tamam da abi öpmeyecektim zaten. Ama çok aşırı yaklaştın. Abi gerilme bu kadar, ne olacak? Ya öpsem ne olur zaten? Ya bir, tamam kusura bakma. Ya estağfurullah. Oğlum ne bileyim aşağıdan da bir şey yaptın gibi geldi. Ya, abi bir şey oğlum yap- masanın ayağıymış, ne bileyim ben aşağıdan da bir şey yapıyor gibi deyince abartmayak oğlum dedim. Abi iki elim de burada. Saygın burada. Var. Abi. Ona değil oğlum yani neyse ne, ama biz burada bir aktörlük yapıyorken Jim Carrey gibi olduk. Jim Carrey, elimizi ayağımızı nereye koyacağımızı bilemedik oğlum, hoşlanmam. Tamam. Kontrollü oyunculuk. Tamam abi bir şey yapma. Ben kusura bakma, incineceğini düşünmedim. Kusura bakma. Hayır sen kusura bakma. Hayır masanın taburenin şeyiymiş. Ben onu aklım döndü oğlum, oradan böyle bir taburenin ucuymuş da. Anladım. Ondan kusuruma bakma. Abi estağfurullah şey değil. Sinirim bozuldu ya. Evet. Aman ha homofobik gibi falan. Abi estağfurullah. Ha. Melikşah bizi taşa şeye koyar oğlum. Benim kiyur arkadaşlarım var ha. Ha? Kiyur. Kiyur ne ya? Bir sürü yani. Tamam abi sen niye bu kadar heyecanlandın ya? Ne bileyim oğlum. Bir şey olmaz, merak etme ya. Tamam. Hayır masanın şeyi deymiş. Ben yoksa o kadar tepki göstermezdim. Hayır yani bir çeşitlilik mutlaka, keşke oğlum keşke. Keşke yani keşke biz de başka toplumlarda olsaydı da. Hayır yani bence her şeyde konuştun oğlum beni. Adam. Efendim. Nasılsın oğlum? İyi. Ay güzel güzel. Hep bunu böyle yapalım oğlum ya. Bulduğun anne şeyi yapıştıracaksın. Evet. Ha? Evet. Ha? Ya, evet oğlum boşamıştı. Neredeydi be? Lan ya evet. Bugün çocukları bilgiye boğalım oğlum. Tamam abi. Bilgi üzerlerine kamyonla bilgi atalım. Aa, bu sesin bir oğlum. Kimi oğlum kuş sesi sever, evet. Dalga sesi sever. Ben de tıps. Haydi bakalım. Verelim oğlum. Gel bakayım yapıştır Neşem. Kaçmadan bir şey yapalım oğlum. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Haydi görelim. Bilgiler. Bilgiyi her yerde arayacaksın. Ve meşaleler olduk. Yanduk. Kimin için?